Günaydın canım, günaydın, hepinize günaydın. Şimdi biliyorum hepinizin aklında aynı soru var. Biz buraya nasıl geldik? Ne arıyoruz lan biz burada? Lan pavyonda bir sürü işim vardı, beni niye getirdin buraya? Nasıl geldim lan ben buraya? Oğlum ben tarlaya sulamaya çıktım, ne işim var lan burada benim? Sapık mısın oğlum sen? Sakin olun Meyle, açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Uzatma lan gevşek, kanalda yüzüyordum ben, nasıl geldim buraya? Sizi buraya toplamamın sebebi şu, soygun yapacağız. Nasıl yani oğlum? Evlere, askıya mı çıkacağız? Oğlum benim işim gücüm var, ben niye hırsızlık yapayım? Kene varsa ben girerim. Ne çalacağız lan? Ne? Para mı? Para varsa iş değişir, ben de giderim yani. Arkadaşlar siz kafayı mı yediniz? Bu adam başımızı belaya sokacak. Sus lan, kıvrak! Adam şurada bir şey anlatıyor. Kes de dinleyelim ne anlatıyor. Abi şuna bir şey der misin ya? Bana bağırıyor. Tamam arkadaşlar sakin olun yahu. Şimdi herkes kendine bir isim bulsun. Mesela şehir ismi olabilir. Kimse anlamasın diye lan. O zaman bana Adana deyin oğlum. O zaman bana da Diyarbakır deyin kapranlar. İyi bari bana da İstanbul deyin o zaman. He he deriz. Ben de sana yakınım İstanbul Aksaray. Orada pavyon var gelsene. Ben de mutluyum. Mutlu musun? Neden? Mersin mutluyum. Yok ebesin örekesi. Onda olacak köy mahalle de söyleyin. O zaman bana İstanbul Beyoğlu diyebilirsiniz. Kesin lan! İlçe falan yok. Şehir yeter. Belli olmasın diye kendinize isim bulun dedim. Hepiniz nereli olduğunuzu söylediniz. Ulan adınızı söyleseniz daha iyiydi. Evet şey anladım da ya biz niye hırsızlık yapacaktık? Çok basit. Uzun zamandır işsizim. Bir sürü borcum var. Ne yapayım oğlum? Bir yeri gözüme kestirdim. Orayı tanıdığım insanlarla soyamayacağım için tesadüfen sizleri bulup bayıldım. Buraya getirdim. Neyse olan olmuş artık. Para var mı bari bu işte? Var var. Aksaray'a gel Aksaray. Var var. Nah böyle bir delik var. İçinde ne var? Bok var. Vardır vardır. Yani var galiba. Herhalde. Eşek değiller ya bir şeyler koymuşlardır artık. Galiba mı? Var mı yok mu oğlum? Daha mı geçiyorum bizimle? Var arkadaşlar var. Olmaz olur mu hiç? İnşallah yani galiba. Neyse arkadaşlar hadi hazırlanın çıkıyoruz. Hele oğlum sen nerelisin? Sana ne diyeceğiz peki? Bana profesör deyin. Neyin profesörlüğü lan? Hırsızlar mı? Seni gidi seni. Oğlum yavaş olun lan. Gitmeyin lan. Hayır lan. İşte soyacağımız yer burası. Günlerdir kontrol ediyorum. Kimse girmiyor. Ya profesör bir şey soracağım. Biz neden kadın çorabı yerine bu poşeti takıyoruz anlamadım ki. Kardeşim tanesi 18 lira. Memleket bitmiş be. Her şeye zam geliyor. Nefes alamıyorum. Çıkarın lan. Ya hani paralar nerede? Burada bir şey yok. Mutlaka olması lazım ya. İyice arayın. İletişim halindeyim. Telefon açık kalsın. Baktık her tarafa falan yok işte. Ya arkadaş yok yok. Paraları nerede bir haline mi getirdin azından? Ne güzel köyde tarlamı sunacaktım. Adım hırsıza çıktı. Lan kasaya baktınız mı? La kasa çek. Ne güzel işte. Paraları alıp gideriz. Daha ne istiyorsun ya? La kasa da boş. Nasıl boş ya? Şey arkadaşlar, şu yan tarafta başka bir yer var. Hadi gidip oraya soyalım. Belki orada para vardır. Yani en azından yaptığım plan çok iyi. Yakalanmadık. Senin Allah belanı versin. Hepimizi bayıttınız. Sıza çıkardın. Para bile yok. Ben size dedim bu adam başımızı belaya sokacak diye. Bak dediğim çıktı işte. Çakma profesör seni. Nereden çıktı lan bu hırsızlık fikri? Ulan millet başka ülkede darphane soyuyor. Borçlarımızı kapatalım diye böyle bir şey yaptık. O da elimizde patladı. Memleket bitmiş arkadaş, kimsede para yok ki. Lan oğlum, gir de bir işe çalış, hırsızlık nedir? Şimdi iş var da ben mi çalışmıyorum diyeceğim ama aranızdan biri çıkar bir şey diyecek diye korkuyorum. Profesör! Efendim, yaklaş! Çakma profesör seni! Gerizekalı profesör! Ah! Ulan bu hayatın tokatı hep mi garibanı bulur be? Telefon çalıyor. Alo! Efendim! Yeni bir soygun mu var? Profesör mü lazım? Hemen geliyorum, güle güle!